Kamp yalanlarından herkese merhaba arkadaşlar. Az önce buraya geldim. Burası daha da yaklaşık 3 yıl önce yaptığım bir kulübe. Şu an son derece soğuk esiyor ve donuyorum. Üstümde outdoor elbiseleri yok. Niye? Onu yedek çantada getirdim. Hatta şöyle ispat edebilirim. Ayak izlerini görüyorsunuz. Daha kulübeye bile girmeden hemen kamerayı, tripodu ayarlayıp konuşmaya başlayayım dedim. Çünkü ben yaptığım işleri birebir kaydetmek istiyorum. Kamp yalanları arkadaşlar. Programın adı Kamp Yalanları. Kısa bir intro girişi yapayım. Herkese öncelikle çok teşekkür ediyorum. Abone sayımız 1300'ü buldu. Binlerce kez teşekkürler arkadaşlar. Aslında böyle vurmam lazım ama mikrofon olduğu için takluk ses yapıyor. Montajcı arkadaş da bana kızıyor. Bugünkü konumuz kamp yalanlarında birçok videoda görmüş olduğunuz çadırlar var arkadaşlar. Çadırların içinde soba. Bu bir çadır değil, bu bir barınak. Ama burada da sobamız var. Size bu soba hakkında bilgi vereceğim. Hemen arkamda bir barınak var. Hatta şöyle göstereyim hiç uzatmadan. Arkadaşlar bu gördüğünüz barınak. Bunu Bushcraft Türk'le beraber yapmıştık. Şimdi şu kamerayı biraz şöyle eğiyorum. Baktığınız zaman kablo böyle. Evet. Baktığınız zaman burada bir gece geçirebileceğinizi düşünüyorsunuz. Ama çok zor. Bu kablodan dolayı arkadaşlar kusura bakmayın. Dağlarda bunu tekrar ediyorum. Kablosuz mikrofon olayı çok zor. Aslında zor değil ama şarjı yetmez. Pil burada zaten elektrik yok. Bu arada dondum. Bu gördüğünüz bir barınak. Hemen size barınağı gezdireyim. Kısa bir anlatımdan sonra. Arkadaşlar burada kaldığınızı düşünün. Birçok videoda insanlar böyle barınak yapıyor ve içinde yatıyor. Şekil olarak harika. Ben burada bir yatak yaptım. Bunun üzeri gördüğünüz gibi açık bir alan. Ya burada anca rüzgar kesiyor. Şimdi o kadar da gömmeyelim. Bu rüzgar kesiyor. Sadece bir süre burada durabilirsiniz. Ya bunun içine birçok videoda kaldım diyorlar ama çadır yaparsanız gözüküyor mu? Çadırı bunun içine koyup yatabilirsiniz. Başka türlü yatma şansınız yok. Esiyor ama rüzgarı kesiyor yani. Allah var rüzgarı kesiyor. Başka da bir şey yok. Hızlı hızlı anlatıyorum çünkü içeri geçeceğim. Son derece kuvvetli ve soğuk bir rüzgar esiyor. Bugün kar gelmesi bekleniyor. İnsan donuyor. Evet, bu benim kulübem. İçine giriyoruz. Kabloya basmayalım. Şu biricik sobam. Burada bir tek su var. Buranın ortamı bu. Patates. Bu gördüğünüz gibi çadırın yanı naylon olduğu için şu karları da silkeleyim. Burası ezmesin diye. Burada soba var. Yazdan hazırladığım odunlar var fakat eksiklerim çok. Burada 3 gün kalacaksam eğer ya da 1 gün ya da 2 gün neyse benim buraları onarmam gerekiyor. Rüzgar alan yerler var. Burası mesela. Mesela bu yatak. Bu yatak yataktı. Nasıl yatacağım burada? Kampet de serseniz, şey de serseniz bir şekilde yapamazsınız. Ne olmuş buralara? Çayım var. Sizlerle hep beraber bir gün geçireceğim. Bu arada foto kapanı dışarı kurdum. Ben buradayken hangi hayvanlar geliyor onlara da bir bakalım arkadaşlar. Ve diğer bir konu ise buradaki bulunan soba. Bu sobanın beni ısıtması için bütün gece yaklaşık 3 odun atsam 3 odun anca sığar. Küçük. Küçük çünkü. Kamera burada değil mi? Küçük çünkü. 3 odun dedim. Şöyle. Şu odunlardan. 3 tane atsam en fazla 3 saat idare etmez. Zaten eğer uyuyakaldınız. Buradan sobalı kamp yapacakları ya da böyle bir hayali olanlara, fikri olanlara söylüyorum. Eğer uyuyakaldınız
O tatlı uyku soğukta kalktığınız zaman o sobayı sönmüş olur. Yani bir daha tutuşturma imkanınız yok. O yüzden hem uyanık kalacaksınız hem de saati kurulmuş gibi. Mesela yattım işte ulan 2 saat gider. Hadi 2 saat sonra vücudunuz alışacak, kalkacak. Eğer soğukla beraber kalkarsanız o sobayı yakmak size zul gelecektir. Çok rüzgar esiyor ya. Burada da esiyor ya. Ulan ben yıllardır burada kalıyormuş. Böyle üşümemiştim. Herhalde üzerimdeki elbiselerden. Bu mont çok eski. Yani ilkokula gidiyordum. Bu montu giydiğimi çok iyi hatırlıyorum arkadaşlar. İlkokulda, karda gene. Ulan o zamandan başlamış bizim kar maceralarımız. Fazla uzatmayalım lafı. Her zaman bunu diyorum. Fazla uzatmayalım lafı. Ve burada hemen şu rüzgar alan yerleri kapatalım. Kendimize düzgün bir döşek yapalım. Bundan ötesini GoPro ile kaydedeceğim. Çünkü onun açısı geniş arkadaşlar. Seste biraz GoPro'ya mikrofon takamıyoruz. İdare edersiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Ama bugünkü programda ne var derseniz sucuk yapacağım arkadaşlar. Yani bu dağda başka ne yapılır? Sucuk. Ekmek var mı? Ekmek yok. Ama unum var. Undan da bir ekmek yapmaya çalışacağım. Hadi başlayalım artık. Arkadaşlar eşyamı taşıdım. Eşyalarımın arasında ne var? Manuel derece. Bunu şimdi yukarıda tutarsam sıcaklık yukarı çıktığı için yanıltabilir. O yüzden şöyle orta boyu bir yere koyuyorum. Tüfek. Bu da mecbur taşıyorum arkadaşlar. Herhangi bir canlı av için değil, herhangi bir canlının canına kıymak için değil. Aksine güvenliğim açısından. Arkadaşlar bu kadar eşyayı sırtımda getirmedim diyen, yani sırtımda taşıdım diyen de bilmiyorum. Nadir olarak çıkar. Bir yere kadar 4x4'ler her zamanki gibi. Gittim ondan sonra buraya geldim. Programın adı kamp yalanları. Mümkün olduğunca biz de az yalan söylemeye çalışalım. İlk yapacağım şey sobayı yakmak. Bu arada acayip derecede rüzgar esiyor. Şu açıyı böyle ayarladım. Şuraya gözükür diye. Bunları yazın ayırıp kenara koymuştum. Bugünlerin geleceğini biliyordum. Doğa bize bunu öğretiyor. Hep ileriyi düşünme. Hep ileriyi düşünme. Şu lazım olacak, bu lazım olacak. İşte kamp çantanızda neler doldurmanız gerektiğini söyleyen en güzel öğüt ise arkadaşlar kampa çıkın, nelere ihtiyacınız olduğunu siz karar verin. Çünkü her insanın çeşitli ihtiyaçları oluyor, değişik fikirleri oluyor. Su makarası, ısıvı, su çok rüzgar esiyor ya. Ve ısınmaya başladım, şükürler olsun. Sıra geldi çaya. Bunun içinde su var ama bu su hikaye. Nerede kalıyor? Nasıl rüzgar esiyor, soğuk soğuk. Kaynatınca mikrop kalmaz herhalde. Evet. Tamam bir dur. Su ısınana kadar kendimize şurada düzgün bir yatak yapmaya. Çünkü burada yatamam. Bunları yazın ayarlamıştım. Öyle bıraktım kaldı. Sehpam da şurada. Çivi var yanımda dediğim gibi. Yani çivisiz bir şeyler yapmaya çalışmayacağım. Çok güzel ısındı. Karlar
düşüyor. Ne olur ne olmaz diye bunu. Çekebilirim diye korkuyorum. Evet. Gayet güzel. Arkadaşlar bu kısa geldi ya, bunu da böyle koyacağım, bunu da böyle, şimdi çakacağım buraya, keserim maalesef yok. Şimdi bu tamam. Sıra geldi arkadaşlar. Asıl önemli kısmı. Bu yükü taşıyacak. Bu da yükü taşımaya yardım edecek. Hop. Çıkalım mı? Deneyelim değil mi? Gece kalacağım yer burası. Buradan ısı yükseldikçe, daha doğrusu soba yandıkça ısı yukarı çıkacak. Ve ben de bu şekilde rahatça uyuyacağım. Şuraya bir battaniye falan ayarlamam gerekiyor. Ama genel olarak profil bu. Bunu yani tasarlayarak yapmadım. Şöyle. Hani gideyim de bugün böyle bir çekim yapalım filan filan diye düşünmedim. Eldeki olanaklarla bunu yaptım. Güzel mi yaptım? Güzel yaptım bence. Soba söndü mü ya? Yok. Yok da alevlendirmem lazım. Bu arada kar suyu eriyor. Hadi bakayım alevlen. Vay vay. Şimdi... Burası yatak, tamam. Uyku tulumunu getireceğim. Battaniyeyi getirdim. Acaba diyorum ki birer çivi de buradan mı çaksam ya? Ne olur ne olmaz. Değil mi? Ne diyorsunuz? Arkadaşlar. Ön manzaram da bu. Buradan böyle çıkacağım. Esiyor. Buz gibi ama. Bunun simit oldu ya. Yandı mı? Yandı mı? Yandı. Arkadaşlar bu arada GoPro'nun şarjı azalıyor. Neyle? Öbür telefonla çekeriz. Hadi bakalım. Ama ne güzel oldu ya. Hamak. Sobam da güzel. Lan çıkma sakın. İşte ya. Doğa. Kaç derece bu arada burada sıcaklık? Hala soğuk canım. Hadi öbür kamerada çekimle devam edelim. Görüşürüz. Baycır'ın mutfağına hoş geldiniz diyelim değil mi arkadaşlar? Şimdi... Şu öncelikle şu sehpayı çekeceğim. Hoppa, hoppa. Şu GoPro'yu da kenara koyalım. Bunu da kenara koyalım. Ulan bu nereden düştü diyecektim, buldum. Şimdi arkadaşlar ekmeğimiz yok. Patatesimiz var. Sucuğumuz var.
ateşimiz var. Daha ne olsun. Ne yapalım o zaman? Hemen şu sucukları kesip hazırlayalım. Şimdi ben tek başıma olduğum için bu kadar sucuk yeter. Bunu arkadaşlar ortalıkta bırakmıyoruz kesinlikle. Oh, ne güzel kokuyor. Çünkü yaban hayvanı buna gelecek. Ateşe de atabilirim. Ateşe atarsam duman kokusu hepten yayılacak. Yani gel blu 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 diyeceğiz yani resmen. O yüzden alıyoruz, cebimize koyuyoruz bunu. Kar suyumuz ne alemde? Oo, erimiş de kaynar da hale gelmemiş daha. Şu çayımızı atalım içine. Yavaş yavaş demlensin. Yavaş yavaş artık suyumuz ısındı. Çayımız da oluyor. Rüzgar fena halde arkadaşlar. Şuradan bir parça odun alayım. Elimi yakmadan, elime zarar vermeden atmam lazım. Bir tane de bunu atayım hazır böyle yanıyorken. Bu çayın özelliği kar suyu eritilip öyle yapılması. Boğuluyordum ya. Ulan bismillah demedik ondan mı oldu? Bir daha içeyim. Evet. Gerçekten güzel bir çay. Sucuk yapalım. Tavam yok. Ama nasıl yapılacağını birazdan ben de bilmiyorum ama size göstereceğim. Umarım bir çare buluruz. Çare bizim işimiz. Yeter ki insanoğlu zorda kalmasın, değil mi? Aynen öyle. Niye böyle yapıp duruyorum? Şimdi yapmamız gereken bu sucukları pişirmek. Arkadaşlar bugün birinci günüm olduğu için biraz da yorulurum. Biraz fazla sucuk yaptım. Bugün ekmek yapmayacağım. Ekmeği yarın yapacağım. Şimdi bunun üzerine koysam mikrobik büyük ihtimal. Bunun yerine başka bir şey bulup onun üzerinde yapmam gerekiyor. Bu arada bu bardağa çok heveslenmiştim. Bakın bu duyduğunuz sesler farenin defekasyonu. Ben bir dışarı çıkayım. Ağaç bulup geleyim. Ulan. Baltayı alacağımıza bıçağı alırız. Neyse. Şunu da ayıralım ya. Daha ince olsun. Ağaçtan mangal yaptık. Dumanı, kulübenin duruşu. İnsanı mutlu ediyor ya. Bakması, izlemesi bile güzel. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Buraya gelirken köylerde bir dolu ev gördüm. 20 tane ev gördüysem bunun belki birinde belki
üçünde, hadi göremediklerimi sayalım, duman tütüyordu. Bir bacada duman tutuyorsa orada bir hayat vardır, orada yaşam vardır. Ama maalesef herkes şehre göç etti. Kimileri mecburen, kimileri isteyerek. Bu sucukları bunun arasına sarıp, sarmalayıp aç karnımı doyuracağım. 3 gün zor şartlarda hayatımı idame etmeye çalışacağım. Başarır mıyım? Tabii ki başarırım. Siz de başarırsınız. Yeter ki şartlar olsun arkadaşlar. Ama dediğim gibi programı yapma amacım bushcraft ve doğa ve kamp yalanları. Yani yalanlara kanmayın. Şimdi bugünkü konumuz neydi? Çadırda soba. Yani illa böyle bir kulübe kurmanıza gerek yok. Bir tane brandadan şöyle kubbe şeklinde yaptırıp bir tane de şöyle şurada göstereyim arkadaşlar. Saç koyarsanız bu soba 50 liraya aldım. 50 liralık bir soba. Hadi boruları da 5 lira. Yani 100 liraya mal edebilirsiniz. O şaşalı sobalar var ya işte 300 lira, 500 lira, 1000 lira. Yok arkadaş, böyle bir soba yeter. Arabanızın arkasına yükleyip gelebilirsiniz. Bir tane de ip bağlayıp eğer bir dağda bir yeriniz yoksa, kampınız yoksa bir günü geçirebilirsiniz. O yaptığınız huni şeklindeki çadırı şey olarak düşünmeyin. İlle direkt dikmek gerekmez. İp bağlayıp ucuna. Bir tane gördüm. YouTube'da bakarsanız görürsünüz. Gerdiriyorsunuz, açıyorsunuz. Al size ortada Kızılderili çadırı. Huni şeklinde çadır diyorum ben ona. Orada güzel bir kamp yapabilirsiniz ailenizle, çoluğunuzla, çocuğunuzla. Her şeyi istemek de oluyor. Yani isteyince her şeyi yapabiliyor insan. Ayağıma nasıl soğuk soğuk geliyor ya. Botlarımla arabada. Niye, üşendim mi? Yok. Ne bileyim, bazen üşenmek hoş oluyor yani. İnsan, kendimi öyle ödüllendiriyorum. Bugün üşeniyorum diyorum, ödüllendiriyorum. Arkadaşlar, birinci bölümün sonuna geldik. Bu dağda yaşadığım ilk günü. Gece çekim maalesef yapamıyorum. Ama foto kapan kuruyorum. Foto kapandan burada olduğum ispat olur. Nasıl kar yağıyor ya. Yağıyor, yağıyor. Bereket yağıyor. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Bir kusur eylediysem affolun. Bir kusur eylediysem affedin. Affolun nereden çıktı ya? Soğuk etkiliyor. Olabilir. Like atmayı unutmayın. Yorumlarınız varsa sevinirim. 3 gün bu kardeşiniz burada dağda bayırda. Bir başına telefon çekmiyor. Ne yapmam gerekiyor? Kendime çok dikkat etmem gerekiyor. Kendimi korumam gerekiyor. Yani sadece yaban hayvanından değil, bıçakla iş yaparken, soğuktan, ne bileyim, her şeyden korumam gerekiyor. Yaşam mücadelesi. Seviyorum yaşam mücadelesini ve inanıyorum ki siz de seviyorsunuz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Nasıl bir fırtına esiyor, nasıl bir kar tipi. Buz buz. Hava şu an yani eksilerde, eksilerden artılara geçmek istiyorsam içeri geçiyorum. Çok soğuk, çok. Şuradaki odunlar var, onlara güveniyorum. Ama hiç iş yapasım yok. Böyle usulca yatıp dinlenesim var. İçeri geçtiğimde de işler aklıma geliyor. Haydi dışarı Taner. Haydi içeri Taner. Böyle arada git gel oluyor işte. Uzandım arkadaşlar buraya. Bu geceyi burada geçireceğim. Sobaya odun atmak için kalktım. Şu an saat 3.30-4. Ve kar yağışını görüyorsunuz arkadaşlar. Bugün ilk günüm ve şansıma mıdır bilmiyorum ama çok üşüyorum. İnanılmaz bir şekilde fazla da odunum kalmadı. İşte şunlar var. Yarın sabah karın altındaki odunları kaldırıp
içeri alacağım ki kurusun. Teşke bugün yapsaydım ya. Ulan boşuna dememişler. Bugünün işini yarına bırakma.